Peki nefes alıp verirken yoruluyor muyuz? Tabii ki nefes darlığı, astım, kestim varsa o başka. Normal ben nefes alıyorum, 24 saatte 48 bin nefes alıp veriyor her insan ortalama. Ben hiç zorlanmıyorum, uyurken de alıyorum. Mesela nefes alıp vermem beni uyandırmıyor. Alamasam uyanırım. Nefes almak nasıl bir şey? Kolay bir şey. Onsuz olmaz. Meleklerin ibadeti, zikri, tesbihatı bizim nefes almamız gibi. Yani ne olmuyor? Tabii bir şey, doğal bir şey. Külfet yok, külfet. Sıkıntı yok. Ama sen şimdi şurada oturacaksın. Otur şurada 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi oku desen sana. Bir saat kevezeliğe vakit verir. 2 saat maç izler. 5 saat dizi izler. Hele ki dedikodu, gıybet var ise, kendini de ilgilendiriyorsa, dır 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 dır, saatleri ayakta geçir, ayakta. Ayakta durur. Beli de ağrımaz, bıkını da ağrımaz. Ama Hoca Efendi şurada 10 dakika Yasin'le kıldırsaydı nasıl olurdu? Durumunuz nasıl olurdu Yasin'le kıldırsa? Ya işte, adam geldi bana şikayet ediyor. Ya dedi, bizim hocayı dedi, müftülüğe şikayet ettim. Ben de zannettim, adam bir namussuzluk yaptı yani. Dedim, niye şikayet ettin? Sabah namazı Yasin'le kıldırılır mı dedi ya. Neyle kıldıracak dedim, ve duayla mı kıldırılacaktı? Hazreti Ömer Efendimiz sabah namazında Yusuf Suresi okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Bekara Suresini 2 rekatta bitiriyor. Ki tertil üzere okudukları için, şimdiki hocaların Yasin'i 7 dakika, 8 dakika kafasını gözünü kırmazsa, harfleri falan, talimi tecvidi bozarsa o 3 dakikada da okur. Ondan namaz da olmaz, kıraat da olmaz. En azından bir sayfa 1 dakikadan aşağı olmaz. Kıraat alimleri öyle demişler. 1 rekat da 1 dakikadan aşağı olmaz. Ama bak, adam 4 rekat 2 dakikada kılıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim 1 saat 2 saat namaz kıldırdığı var. Hazreti Ömer Efendimiz'in öyle, Hazreti Sıddık Efendimiz'in öyle. Radıyallahu Teala aleyhi ecmaîn. Şimdi burada Hoca Efendi Yasin'e kıldırsa herkes bozulur. Halbuki sünnete uygundur yani Yasin. 6 sayfa bir şey. 4 birinde okusa, 2 birinde olsa, 1. rekat biraz daha uzun okumakta müstehaptır. Yani ne var? Şey de okuyor. Maşallah, akıcı okuyor, şerî okuyor, güzel okuyor. Allah nazardan muhafaza eylese hocamızı. Güzel hoca bulmuşsunuz ha. Herkes iyi hoca bulamaz. Kıraat da güzel. Biz bazı hocaların arkasından namazı bir daha iade ediyoruz. Adam bir namaz, bir şey okuyor, ne okuduğu belli değil. Ediyor, iade lazım. Tadil erken yok, bir şey yok. Yani böyle sıkıntılı durumlar çok imamlarda maalesef. Siz yani, bu kuyumcular uyanık oluyor herhalde. Her şeyin iyisini buluyorlar yani. Ondan sonra iyi hocalarınız var maşallah, Allah nazardan muhafaza etsin. Efendim, şimdi bir Yasin okuyana kadar beliniz ne olurdu şimdi burada yatsıda? Farz 10 dakikada 10-15 dakika sürerdi. Bir öyle, bir böyle. Gencecik adamlarsınız. Hepiniz, çoğunuz benden gençsiniz yine. Ağrılarınız başlar. Ama şurada direğin dibinde bir arkadaşla görüştün, bir dedikoduya sardı. 1 saat geçer. Bir yeriniz ağrımaz. Çünkü şeytan sizi ne yapıyor? Üflüyor içinize. Şarkı, türkü olsa, horon olsa, ya ölüyorum diye orada, horon var deyince kalkıyor aşağı, horon etme. Ya sen ölüyordun demin. İşte şeytan girer içine, ondan sonra ona hadis-i şerifte buyurduğuları 2 omuzun üzerine oturur, tepinir. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunları. Ahmet Hocam, bir ara ben secdede 5 yaptığım için, ortalama 5 yapıyorum. Beni ancak kurtarıyor zaten. Ondan sonra cemaatten çoğu, hocam çok secdede kalıyorsun. 3'ü bu işi bitir diyenler oldu yani. Ya işte bak, halbuki imam 5 derse cemaat ancak inerken imamdan sonra inecek. İmamdan sonra kalkacak. O arada 3 kurtarır. Yani imam 5 derse misal. Ama yavaş okuyorsa 3 kurtarır. Ama rükûda, secdede, tesbihatta hızlı okumak sünnet. Yani Sübhane Rabbiyel Azim bu sünnet değil. Kıraatta tertil sünnettir. Tesbihatta
hızlı okumak sünnettir. Yani Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Ben bunları hep kitaplarda görene kadar bilmiyordum. Akla mantığa sorarsan yavaş yapmak, halbuki tesbihatta hızlı yapmak. Mesela sünnette böyle harfleri bozmadan